Pentakos günü olarak bugün, Pentekos kelimesi 50. gün demek. Aslında e, kelime anlamıyla çok fazla bir şey ifade etmiyor Pentekost. Pentekost. 50. gün ama İsa Fısıh Bayramı'nda çarmıha gerildi ve Pentekos günü 50. gün ise hasat bayramıydı. Yani ilk hasatın, ilk ürünün toplandığı bir bayramdı. Ve çok önemli bir gündü. Eski antlaşma tarihinde Tanrı'nın Yahudilere, İbranilere verdiği çeşitli bayramlar arasında Pentikos Bayramı 50. gün Fısıh'tan sonra kutlanan ilk ürünlerin toplandığı Hasat Bayramı olarak önemli bir şey temsil ediyordu. İsa Mesih ise yeryüzünde bulunduğu zamanda, zamanlarda o 3,5 yıl içinde öğrencilerine sürekli yanlarından ayrılacağını söyledi. Üzüldüler. Ama üzülmeyin yanınızdan ayrılmama. Sizi öksüz bırakmayacağım. Çünkü size başka bir yardımcı gönderiyorum. Benim gibi olan ama benden farklı olan gerçeğin ruhunu, kutsal ruhu göndereceğim. O sizinle birlikte olacak. Benim sizin sizinle birlikte olduğum, yanınızda olduğum gibi ama ondan da bir adım öte içinizde olacak. Bu bir adım öteydi. Çok daha farklı bir boyuttan bahsediyor. Yanınızda olmaktan çok içinizde olacak. Ve İsa Mesih kutsal ruhtan öğrencilerine bahsetti. Ve ölümden dirildikten sonra 40 gün boyunca kutsal kitap diyor Elçin işte birinci bölümde. inandırıcı kanıtlarla birlikte dirilmiş olduğunu gösterdi. Ve o 40 gün içinde ölümden dirildikten sonra fısıp bayramında çarmıha gerildi. Ertesi gün şabat günü dinlenme günü mezarda dinlendi. Ondan sonraki gün pazar günü de ölümden dirildi. Üçüncü gün ölümden dirildi ve 40 gün boyunca 500 kişiye göründü. Elçi Paulus böyle diyor. 500 kardeşe göründü. 40. gün göğe yükseldi. Elçin işte birinci bölümde okuyoruz. Göğe yükseldiğini görüyoruz ve ama göğe yükselmeden önce öğrencilerine bazı şeylerden bahsetti. Ona geri döneceğim. Göğe yükseldikten sonra ise bulutların üzerinde kayboldu gitti ve iki tanık göründü ve dedi ki bu gördüğünüz İsa Mesih nasıl bulutların içine kaybolup gittiyse aynı şekilde bulutların içinden çıkıp gelecek. Amen. Amen. Ve ben İsa Mesih'in bulutların üzerinde dönüşünü gördüm. Benim hayatımdaki önemli o deneyim, tecrübe, tanıklığımın önemli bir parçası olarak birçok sefer, sefer paylaştığım bir hikaye var. Bugün biraz değinmek istiyorum. Sunni Müslüman bir aileye doğ, doğmuş ve Sunni Müslüman bir ailede büyümüş kişi olarak 16 yaşına kadar ben dinin görevlerini yerine getirmek için çaba gösteren bir kişiydim ama 16 yaşımdayken dinin boşluğunu da hissettim. İçimi doldurmayan boşluğunu ve hayal kırıklığına uğrayarak bir nevi bıraktım. Ama 17 yaşıma geldiğim zaman ki o boşluk içinde başka şeylere kapıldım gittim. Yanlış arkadaşlıklar arkadaşlar edindim. Uyuşturucu, alkol gibi kötü bir yönde gitmeye başladığım zaman Rab gelip beni 17 yaşımdayken güçlü bir sesle konuşarak kurtardı. Tanrı'nın sesini işittim. Ve bir mucizevi şekilde Rab beni o bataklıktan kurtardı ve bir arayış başladı hayatımda. Ondan birkaç ay sonra İsa Mesih'in müjdesini duydum. Üniversiteye başladığım ilk sene İsa Mesih'in müjdesini duydum. Ama kabul edemedim çünkü kafam o kadar karışıktı ki. İsa'nın Rab olması, çarmıhta ölmesi benim için tamamen zıt kavramlardı. Çünkü hayatım boyunca tam tersi bana söylenmişti. İsa Çarmıhtı ölmedi. Tanrı'nın oğlu olamaz. O bir peygamberdir. Ve tabii ki Tanrı'nın biricik oğlunun gelip çarmıhta benim günahlarım için ölmesi, üçüncü gün ölümden dirilmesi ve bana sonsuz yaşamı lütufla sağlaması, çaba göstermeden imanla kabul edebileceğim bir armağanı bana sunması dindar kavramların tam zıttıydı. Çünkü dinde çaba gösteriyorsun, kazanmaya çalışıyorsun. Tanrı'nın lütfunu, merhametini kazanma çabasındasın en dindar adama sorsan şu anda ölsen cennete gideceğine yüzde yüz emin misin? Sana boş boş bakar kim bilir der Allah bilir der doğru değil mi? Umarım yeterince iyi bir işte hangi dindeyse onun görevlerimi yerine getirmişimdir ki bir gün öldükten sonra o zaman keşfedeceğim. Bu çok korkunç bir olay. Nereye gideceğini bilmeden yaşamak. Ama Tanrı ise İsa Mesih müjdesinde bize şu anda nereye gideceğimizi Bileceğimizden emin olabileceğimizi söylüyor. Sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye. Bunlar size yazılmıştır diyor. İsa'nın Rab olduğunu ağzın açıkça söyler. Tanrı'nın onu ölümden dirittiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Kesin kurtulacaksın. Kurtulabilirsin değil. Kurtulacaksın. Müjde budur. İsa Mesih'in yüreğine çağırmak. Senin günahların için çağırmadığı öldüğüne... Öldüğüne iman etmek ve onu yüreğine davet etmek ve hayatının Rabbi ve Efendisi olarak onu kabul etmek. Bunlar karar. Tanrı'nın bizden istediği tek şey karar vermemiz. Amin, amin. Bir iman kararı. Performansın ödülü değil, imanın armağanı. Tanrı iman edenleri bu şekilde armağanlandırıyor. Sonsuz yaşam armağanıyla İsa Mesih'te olan kurtuluşu sunuyor. Kurtuluş diyor kutsal kitap başka hiçbir ad ada bağlanmamıştır. Yer, yerde ve gökte başka hiçbir ad yoktur kurtaracak bize verilmiş olan. İsa Mesih'in adı çünkü İsa zaten kurtarıcı demektir. Yeşua, Rab kurtarır demek. Yahve Şua, Rab Tanrı kurtarır. İsa dediğimiz zaman kurtarıcı diyoruz. İsa Mesih dediğimiz zaman seçilmiş kurtarıcı diyoruz. Bunun anlamı budur. Tanrı'nın seçtiği, özel olarak seçtiği bir kurtarıcı. Amin. Ve İsa Mesih'teki kurtuluş sayesinde ben yeniden doğuşu aldım. Bunu çok uzun paylaşmak istemiyorum ama bir serüven, bir yolculuk, bir maceralar zinciri sonunda doğaüstü Tanrı'nın dokunuş dokunuşları sonucunda bir gün İsa Mesih'i yüreğime davet ettim ve onu Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim ve yeniden doğdum. İsa'nın da dediği gibi bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez ve Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bir arkadaşım beni yakaladı diyebilirim çünkü o anda aklımın ucundan geçen bir şey değildi. O gün İsa Mesih'e karar vereceğim, iman edeceğim aklımın ucundan geçen bir şey değildi. Başka sıkıntılar vardı hayatımda. Ama bunların ortasında o arkadaşım Geldi dedi güçlü sen hazırsın. İsa Mesih yüreğine kabul etmeye. Elimi yakaladı ve bu duayı benden sonra tekrar et dedi. Ne oldu bilmiyorum o anda sanki bir şey beni ele geçirdi. Biliyorum kutsal ruh şimdi. O anda bir anda Rabbin varlığı üzerime geldi ve ben onunla birlikte bir duayı tekrar etmeye başladım. Gözlerini kapat falan demedi. Gözlerimi kapattığımı da hatırlamıyorum ama duayı bitirdiğim zaman gözlerimi açtığımı hatırlıyorum. Haleluya. Gözlerimi açtım. İsa Mesih'i yüreğime kabul ve her şey değişmişti. Bilmiyorum ama her şey daha parlaktı, her şey daha netti. İçinde müthiş bir coşku vardı. Bir yerde oturuyorduk dua ettiğim zaman bir anda fırladım ve koştum. Adam şaşırdı. Nereye gidiyor bu? Tuvalete gittim. Neden diyeceksin? Aynaya bakmak için. O kadar değiştiğimi hissettim ki yüzüme aynada baktım. Ne oldu bana şimdi? Ben ne yaptım? Ben Hristiyan mı oldum? İsa mı? Bir... Evet. Evet. İçim patlıyordu. Duvarları tırmanmak istedim. Sokaklarda haykırmak istedim. O kadar büyük bir coşku ve sevinç vardı ki. Ve günahımın yükünün kalktığından emindim. Suçluluğun kalktığından emindim. Korkunun kalktığından emindim. O anda emindim. Ben Tanrı'nın çocuğu oldum. Şu anda ölsem bile cennete gideceğim. Hiçbir şüphe yoktu içimde. Çünkü kutsal kitap öyle diyor. Tanrı'nın ruhu da bizim ruhlarımıza, Tanrı'nın çocukları olduğumuza dair tanıklık eder. Romalar 8. bölümde böyle yazılır. Ve benim için harika bir olaydı. Hiç unutmuyorum. O gün kutsal kitabı okumaya başladığım zaman 12 saat durmaksızın kutsal kitabı okudum. Akşam 8'de başladım sabah 8'e kadar kutsal kitap okudum. Uyumadan. Ve hiç unutmuyorum. Elimde kutsal kitap. Okurken bağırıyorum. Bu gerçek. Bu gerçek. Bir tane varsa işte burada buldum. Öyleydim. Mu muhteşem bir olay. Sanki her şey açıldı bana. Okuduğum her şeyi anlamaya başladım. Seninle konuşmuyorum. Nereden çıktı? Sessiz de hem de. <laughs> Müthiş bir olay. Her şeyi okudum, her şeyi anlıyordum. Nasıl oluyordu? Anlıyorum. Çünkü içimde kutsal ruh vardı. Tanrı'nın ruhu yeni doğuşu getirdi ve anlamamı sağlıyor. Ve o ilk hafta içinde beş arkadaşımı Rab'be getirdim. Müthiş bir müjdeleme tutkusu var içimde. Bir kutsak da okumak istiyorum durmaksızın Tanrı bana konuşuyor. Muhteşem bir şey oluyor. Doğaüstü şeyler oluyor. İman etmeden önce de birçok doğaüstü şey oldu. İman ettikten sonra da birçok doğaüstü şey oldu. Fakat tabii İslami geçmişten gelen birisi olarak kilisede büyümedim. Kilise hakkında hiçbir bilgim yok. O zaman Amerika'dayım. Birçok kilise var, birçok isim var. Baptist metodist episkopal luteryen presbiteryen, vejeteryen hiçbir fikrim yok ne, ne, ne nedir hiç bilmiyorum Bilmiyorum yani o kadar bir de acayip isimler oluyor ki bir de metodist episkopal var diyorum acaba bunlar evlendi falan mı birlikte ne oldu hiçbir fikrim yok yani o kadar çeşitli isimler var ki Hele Afrika'da bazı kilise isimleri bir cümle gibi. Gerçekten. Rabbin, görkeminin, muhteşem egemenliğinin, olağanüstü kilisesi falan böyle uzun uzun bir cümle yani isim. Doğru, <laughs> Do doğru mu? Biliyorum. Gittim kendim de gördüm. Yani uzun, uzun uzun isimler. Kim nedir, neyin nesidir bilemiyorsun. Ben de bi bilgisiz birisi olarak benim arkadaşım beni bir Güney Baptistlerinin kilisesine götürdü. Her zaman düşünüyordum acaba Kuzey Baptistleri de var mı? Çünkü Güney varsa Kuzey de olmalı diye düşünüyorum. <laughs> Sonra öğrendim ki Kuzey Baptist yokmuş. Peki niye bunlar Güney Baptist? <gülüyor> <gülüyor> Ve oraya ilk gittiğim anda dedi hemen vaftiz olmalısın. Suyla vaftiz olmalısın. Tamam halelüya. Amin. O konuda bir şüphem yoktu. Tövbe ettim. Vaftiz oldum. Ama hep kafama takılan bir şey var. Bu kutsal ruh kimdir? Kutsal ruh hakkında hiç paylaşmadılar. Tek duyduğum şey kutsal ruh hakkında şuydu. Kutsal kitabını okumadan önce dua et. Kutsal ruh sana anlamanı, anlayış verecek. Anlamanı sağlayacak. Kutsal ruh her zaman kutsal ruh. Şimdi kutsal kitabı okuyacağım. Dediler ki bana okuduğum zaman sen bana anlayış vereceksin. Oku, okuduklarımı anlamamı sağla kutsal ruh. İsa Mesih'in adıyla amin. Kutsal ruhla tek bildiğim bu. Kutsal, ama hamdolsun ki elçilerin işlerini okuduğum zaman bana anlayış verdi. <laughs> elçilerin işlerini okudum. Olağanüstü mucizeler var. Doğaüstü belirtiler var. Kutsal ruhun özel Armanları var insanlara veriliyor. Zaten kitabın kendisi hemen 4. ve 5. ayetlerle birlikte kutsal ruhla vaftiz olmak Konusuyla başlıyor. İsa öyle diyor, kutsarla vaftiz edileceksiniz. Bakın İşleri birinci bölüme gidelim. İsa o 40 gün boyunca ölümden dirildikten sonra öğrencileriyle birlikteyken, bakın dördüncü ayette ne diyor? Kendileriyle birlikteyken o 40 gün içinde onlara şu buyruğu vermişti: Yaruş elimden ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Bir söz verilmiş. Tanrı verdiği sözü tutar değil mi? Tanrı baba bir söz verdi. Benden de bunu duydunuz. Ben de onayladım. Babanın verdiği söz, oğlun onayladığı söz gerçekleşecek. Bekleyin. Beşinci ay şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti. Ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Sizler dedikleri de imanlılar. Sizler dedikleri imanlılar. İmansızlara konuşmuyor. İmanlılara konuşuyor. Çünkü ben Güney Baptistlerin arasındayken şöyle demişlerdi bana. İman ettiysen kutsal ruh aldın o kadar. Daha ötesi yok gibi bir şey. Ama kutsal kitaba baktığımız zaman daha ötesi bir şey daha var. Bir, bir vaat daha var. Elçin işlerini okudum. Tanrı'nın bana doğaüstü dokunuşları var. Bunları görmek istiyorum. Kitapta gördüğümü kilisede görmüyorum. Ben mühendis olarak eğitildim. Anlıyor musunuz? Mühendis bir, bir çizim yapılır, bir, bir proje tasarlanır, değil mi? Tasarlayan biri vardır. Ondan sonra alırsın o tasarıya göre. İlk önce her şey kağıt üstünde tasarlanır. Ondan sonra alırsın bütün detaylar tasarlanmıştır. Gidersin onu inşa edersin. Ve ondan sonra inşa edilenin plana uyması lazım. Plana uymuyorsa bir şeyler yanlıştır. Amin. Türkiye'de rüşvet verirsin birine. <laughs> Bakmazdan gelir belki ama o tehlikeli bir şey. Başka ülkelerde daha sıkılar. Amin. Tanrı çok daha sıkı. Tanrı'ya rüşvet veremezsin. Rab şunu al da görmezden gel. Ben kutsal ruhu almadan yaşayayım mı? Senin tasarının dışında farklı bir şey. Biliyorum sen benim hayatımda bunu istiyorsun ama ben onu yapmak istemiyorum. Al biraz sana. Çok iyi bir para vereceğim sunuda. Görmezden gel. Ben yine burada günahta yaşayayım. Öyle olmuyor. Tanrı'yı kandıramazsın. Öyle diyor hatta kutsal kitap. Değil mi? Dikkat edin. Tanrı alaya alınmaz değil mi? Ha? Bir insan ne ekerse onu biçer. Tanrı alaya alınmaz. Haleluya. Tanrı'ya diyemeyiz ki sen görmezden gel bizim yapacağımızı. Her şeyi görüyor. Ve günahın ücreti enflasyon ne olursa olsun yine de ölüm. <laughs> Amin. Amin. Ve İsa diyor, Yahya suyla vaftiz etti. İsa'nın yolunu hazırlamak için ortaya çıkan vaftizci Yahya vardı. Matta 3. bölüm 11. ayette öyle diyor. Yahya'nın kendi sözleri. Ben sizi kutsal pardon ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum benden sonra gelen, benden daha güçlüdür. Orada kullandığı kelime dunamis. Gel buraya bakayım gel çabuk gel. Dunamis göster bakayım. T-shirtünde ne yazıyor? Dunamis. Dunamis. Güç demek Grekçe'de. Dinamit biliyor musunuz? Dunamisten geliyor. Patlayıcı güç. Ateş gücü. Amin. Teşekkür ederim. Durabilirsin. Sonra yine gelirsin dua etmek için. <laughs> Benden sonra gelen de dunamis var. Ruhsal bir güç. Bende olmayan ruhsal bir güç. Vaftizci Yahya öyle diyor. Ben vaftizciyim. <laughs> Güney vaftizlerinden. Benden sonra gelen pentakostçu o sizi kutsal ve ateşle vaftiz edecek. <laughs> ve o baptistlerin, vaftizcilerin arasında bir dönem olduktan sonra bende büyük bir açlık başladı, tatminsizlik başladı. Toplantılarımız 50 dakika sürüyordu kardeşler. 50 dakika. Her pazar cübbeli koro aynı ilahi söylüyordu. Açılışta aynı ilahi. <laughs> Güzel bir ilahi ama bıktım artık duymaktan her pazar. Ondan sonra çıkılıyor, her pazar aynı dua ediliyor. Ondan sonra şöyle bakır tabaklar geçiyor sunu için hiçbir öğreti olmadan. O yüzden aylarca oturdum niye onların önünden geçtiğini bilmeden. Geçiyor böyle bir zarflar falan var. Bunlar ne dedim? E, Kiliseye bağış vermek isteyenler için. Ha, var vermek istiyorum. Elimi cebime attım 10 dolar 20 dolar koydum ama benim ondalığım değildi. Daha fazla kazanıyordum ama ne vardıysa koyuyordum baş iş verir gibi tanrıya bahşiş veriyorum 5 10 kağıt. Hiç duymadım. Anlam öğretilmedi. Hele kutsal ruh hakkında hiçbir şey duymadım. Hastaları dua edildiğini hiç görmedim. Abi pardon, bir kere dua grubunda bir hastaya dua edildi. Rab bu kardeşin hastalığını ve sıkıntılarını biliyorsun. Çok acı çekiyor. Bir 5 dakika hayat hikayesi anlatıldı duada. Ha öyle miydi? Ben de öğrenmiş oldum. Rab sen dilersen. Bu kardeşe şifa ver de demiyor yardım et. Dilemezsen ne olacak? Öl, öl, ölsün mü? Bilmiyorum. Bu kadar böyle havada kalan bir dua olamaz. Belirsizlik içinde edilmiş bir dua. Kim bilir? Rab de bilmiyor. Çünkü... Hayır, Rab dilersen ya da dilemezsen, bilmiyorum. Diliyor mu, dilemiyor mu? Kimse bilmiyor yani ne olacağını. Her şey olabilir. Gülben'le başımıza geldi. Evlenmeden bir hafta önce. Ankara'dayız, evleneceğiz. Bir hafta kalmış. Cumartesi düğünümüz var. Pazar günü kilisede bize dua edilecek. Gelin size dua edelim. Ya Rab. Biliyorum ne, ne, olacak, ne çıkacak. Bir bayan çıktı. Ya Rab bunlar altı gün sonra evleniyor. Rab sen dilersen. Diyesim geldi. Ulan altı aydır hazırlanıyoruz. Evli kursu yaptık. Her şey hazır ödendi. Damatın şeyleri alındı. Anne baba Amerika'dan geliyor. Biletler alındı. Kız kardeşim Amerika'dan geliyor. Düğün salonu kiralandı. Her şey pasta siparişi verildi. Davetiyeler basıldı zaten gitti. Gelin elbisesi alındı. Çiçeklerin siparişi verildi. Her şey hazır. Belediyeden geliyor şey. Ondan sonra da nikah müdürü, ondan sonra da işte bir pastör düğünümüzü kılacak. Şey Rab sen dilersen Sınav Ruhun meyvesi sınavı Çünkü benlik şöyle yapmak istedi Rab sen dilersen bu kardeşler evlensin Dilemezsen bu önümüzdeki hafta onların düğünün e, Nişanını boz diye dua etmez mi? Beş katlı hizmet geliyordu İşte insanlar abuk subuk dua ederse böyle olur. Dindar bir şekilde, bilinçsiz bir şekilde, saçma sapan dualar. Kutsal yoksun, kafadan, mantıktan, benlikten ve yanlış öğretilerden kaynaklanan. İsa bir kere öyle dua etti, bir kere. O da kendisi içindi, başkası için değildi. O da Tanrı'nın isteğini bilmediği için de değildi, biliyordu. Geçsemeni bahçesinde çarmıha gidip öleceğini bilerekten baba bu acı kase mümkünse benden uzak dursun biliyor müthiş bir acı çekmek üzere ölüm acısı. Günahkarların eline teslim edilecek ve acı çekecek. Baba mümkünse bu kase senden uzak dursun ama ba baba benim değil senin isteğin olsun. Biliyor isteğini ve teslim oldu. O adanma duasıdır. Tanrının zorluk içindeyken o zor gelen, benliğe zor gelen isteğini adanmaktır, teslim olmaktır. Onu şifa için edemezsin. İsa dedi hastaların üzerine elinizi koyun benim adımda iyileşecekler. Amin. Hastaya o şekilde dua edersin. Amin. Rab senin isteğinse, istemeyin değilse. Tanrı'nın isteğini biliyoruz. Onun yaralarıyla şifa buldunuz. Amin. Rab sen dilersen bu adam iman etsin. Bak dilemezsen de cehenneme mi gitsin? <laughs> O konuda da çok net. Diyor ki Tanrı hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor. Sabrediyor. Herkesin tövbe edip kurtulmasını istiyor. Tanrı'nın isteği sözünde yazılıdır. Oku gör. Gidip abuk subuk dualar etme. Milletin düğüne bir hafta kala moralini bozma. Sonra gidip arkada tövbe etmek zorunda kalmasın. Birkaç laf ettikten sonra. Yok şaka değil hiçbir şey etmedim. Kanatlarımı görüyor musunuz? Hayır İsa'nın örneğiyle bir kır kırbaç yapmak istedim. <laughs> Sonra hayır bağışladım devam ettim yoluma. Güldüm sadece içimden dedim ya Rab merhamet et bunlara. Yoksullara <laughs> dediğin gibi yoksullar her zaman aranızda olacaktır. Ne bağışla onları ne yaptıklarını ne dediklerini bilmiyorlar. Gül <laughs> ben de bana bakıyor ne diyor bu kadın diyor. Boşver dedim. teyzeyi bereketleyelim. O bizi o bizi gelip bereketleyemedi. Rab onların evleniyorlar kardeşleri bereketle bütün diyemedi. Biz onu bereketleyelim. Ben dedim teyzeciğim Rab seni bereketlesin. Şimdi öyle bir de problem o. Dua etmek isteyen kardeş varsa gelip dua etsin dersen öyle bir şey çıkar ortaya. O yüzden burada herkese dua ettirmiyoruz. Aa, mikrofon var. Söylemek isteyen varsa hayır. Öyle bir yer yok çünkü burada Herkes bu mikrofona dokunamaz ya da herkes konuşamaz çünkü kimin nereden geldiğini bilmiyorsun. <laughs> kimin ne diyeceğini de bilemezsin. Bildiğimiz, tanıdığımız insanlar ancak burada hizmette bir şeyler söyleyebilir. Çünkü Saktat da diyor aramıza hizmet edenleri tanıyın. Tanımadığımız insana burada dua ettirmeyiz. Çünkü bazen geliyorlar ben bir dua edeceğim sen git otur kardeşim. Hiç unutmuyorum burada sabah İngilizce toplantıydı tam tapımın sonunda çıktım ortaya herkese diyorum işte hani dönüp birkaç kişiyi kucaklayın, selamlayın, sarılın, öpün falan derken kapı açıldı bir bayan geldi böyle geldi direkt buraya doğru geldi önümde durdu hayatımda ilk defa gördüğüm bir insan hayatımda görmedim dedi ki ben peygamberim ve <gülüyor> 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 bu kilise için bir sözüm var bir söz vereceğim ben ben benim de senin için bir sözüm var orada sandalyeye git otur. Dedi sen peygamberlikten e, te, peygamberliği mi küçümsüyorsun? Hayır dedim ama seni tanımıyorum. O yüzden gidip oraya oturabilirsin. Ondan sonra böyle hamle yapıyor. Dedim eğer buraya doğru hamle yaparsa onu yakalayın. <laughs> Çünkü her isteyen gelip burada bir şey diyemez. Tanrı'nın mesedişini ve cemaati korumamız lazım güvenilir olmaları lazım insanların, ruhla dolu olması lazım, Tanrı sözünü bilmesi lazım, belli bir karaktere sahip olması lazım, kanıtlanmış bir şekilde belli bir bunlar önemli şeyler. Amin. Neyse nereden nereye vardık? Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar Kutsarulla vaftiz edileceksiniz ve Yahya'nın da söylediğini İsa tekrar ediyor. O sizi suyla vaftiz etti tövbe için. Ben ise onun da dediği gibi sizi kutsalla vaftiz edeceğim. Vaftiz, ya, ya, nedir? O sizi kutsalla ve ateşle vaftiz edecek. Vaftiz kelimesi. Baptizmo. İçine batırılmak, içine gömülmek anlamına geliyor. Bunun için biz diyor İsa Mesih ile birlikte vaftizde gömülüyoruz. Suyun içine tamamen giriyoruz. Amin. Haleluya. Ölü bir insanı gömdükleri zaman şöyle cesedini getirip değil mi? Ufak bir çukur kazıp böyle iki, 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 üç uh, kürek ya da iki, üç hatta ondan da değil. <laughs> Sertme, sertmelik şöyle üzerine birkaç uh, yağı <laughs> birkaç avuç kum serpersen o orada açıkta kalır. Gömeceksen iyicene çukuru kazıp tamamen kapatman, gömmen lazım. Bu yüzden su vaftizi de böyle birkaç damla su serpmeyle olan bir şey değil. İsa bile Eriha nehrinde suya gömüldü ve sudan çıktı. Öyle vaftiz edildi. Başkaları da öyle. Kilise de öyle vaftiz etti. İlk kilise de öyle vaftiz etti. Biz de suyla vaftiz ettiği zaman o şekilde vaftiz ediyoruz. Sertmelik su yok. Gömeceğiz sizi suyun içine. Tamamen ıslanacaksın. Bedeninde kuru bir nokta kalmayacak. Çünkü o kuru nokta sonradan sana problem çıkarır. Benliğini tamamen öldürmemiz lazım. Çünkü İsa Mesih'le Mesih birlikte ölüyorsun. Sudan çıktığın zaman İsa Mesih'le birlikte yeni yaşam yaşamak üzere diriliyorsun. Su vaftizi böyle. Ama görürsek burada kutsarulla vaftiz edileceksiniz diyor. Suyla demiyor. Ve burada ciddi bir kıyaslama var. Yahya suyla vaftiz etti. Hemen onu gözünüzde canlandırın. Kişiyi alıp tamamen suyun içine gömmek. Amin. Ama birkaç güne kadar sizler benim söylediğim gibi babanın da verdiği söz uyarınca benim de size anlattığım gibi kusarulla vaftiz edileceksiniz. Demek ki kusarun içine gömüleceksiniz. Nasıl suyla tamamen ıslanıyorsan kusarulla ve ateşle bütün varlığın ve bedenin ateşe girecek. Bunu kim yapacak? İsa Mesih. Çünkü neden? Vaftiz Yahya dedi. O İsa için. O sizi kutsal ruh ve ateşle vaftiz edecek. Yani kutsal ve ateşle vaftiz eden İsa Mesih'in ta kendisidir. Haleluya. Bir pastör seni kutsal ruh ve ateşle vaftiz edemez. Bir müjdeci seni kutsal ruh ve ateşle vaftiz edemez. Bu konuda yardımcı olabilir, bu konuda aracı olabilir. Elçiler insanların üzerine ellerini koydukları zaman kutsal onların üzerine indi. Amin. Ama kimse benim üzerime el koymadı kutsalla vaftiz olduğum zaman. Çünkü ben istedim bunu ve Rab geldi. Pentekost günü de kimse kimsenin üzerine el koymadı. İmanların hepsi diyor bekliyordu İsa'nın söylediğini. Şimdi geri dönecek olursam aradan bir dönem geçtikten sonra su vaftizcilerin arasındayken kutsal vaftizini istemeye başladım. Çünkü biliyorum bir eksik var. Hayatımda çok büyük bir eksik var. Ve okuyorum, görüyorum. Sorular soruyorum. Bu nedir? Aa onlar artık olmuyor. Tanrı artık mucizeler yapmıyor. Tanrı artık şifa ve ruhsal armağanlar. Pavlus'un dediği gibi ruhsal armağanlara gelince kardeşlerim bilgisiz kalmanızı istemem. Birinci 12. 1. Korintliler 12:1. Ruhsal armağanlara gelince ben çok bilgisizim. Çünkü burada bilgi vermiyorsunuz. Gerek yok çünkü onlar bitti. Ne demek? Ondan sonra da çok soru soruyorsun kardeşim. Bir dakika ben bunun için dini bıraktım zaten. 16 yaşında bundan dolayı ben soğudum dinden. Sorgulama dedikleri için, körü körüne inan dedikleri için. Anlıyor musunuz? Ve bu bende çok ciddi bir arayış, açlık, bir nevi öfke yarattı. Öfke şu açıdan öfke. Yani bir eksik var. Daha fazlası olmalı. Ve daha fazlası var. Sadece ben görmüyorum ama kutsal kitapta görüyorum. Belki kilisede görmüyorum. 50 dakikalık toplantıda aynı ilahi her pazar. Aynı cübbeli koro. Aynı adam, aynı bakır tabak geçiyor. Ondan sonra da yarım saatlik aynı mesajlar, aynı açılış duası, aynı kapanış duası. Oh yarab, Daha fazlası yok mu? İlk başta iyiydi. Açtım çünkü yeniydim ama bir süre sonra artık bıktım. Daha fazlasını istiyorum. Ve Rabbe 95 yılında bu konuda yakarmaya başladım. Çünkü madde 3.11'i Rabbana gösterdi. Elçin işleri 1, 4'ü ve 1, 5'i Rabbana gösterdi. Ve elçin işleri 1, 8'e bakın, bakın. Ama kutsal üzerinize inince güç alacaksınız. Kutsal üzerinize inince Demek ki gökten inen bir şeyden bahsediyor. Kutsal Ruh'un üzerine inmesi var. Sonuç ne? Güç alacaksın. Kutsal ruh üzerine inecek, içinde güç alacaksın. Amaç ne? Bu gücün bir amacı var. Yine aynı kelime. Gel buraya. <laughs> güç alacaksın. Kutsal Ruh üzerinize inince şurada dur. Herkes. Ne alacaksın? Dunamis, Dunamis. güç alacaksın. Ne ne için? Ne için? Yeruşelim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Neyin tanıklığı? İsa Mesih'in dirildiğine ait tanıklık. İsa da inandırıcı kanıtlarla diyor dirilmiş olduğunu kanıtladı. Demek ki bu dinamisin gücün amacı inandırıcı kanıtlarla tanıklık vermek. Sadece sözle değil, inandırıcı kanıtlarla. Bir hastanın iyileşmesiyle, bir körün gözlerinin açılmasıyla, cine tutsak birisinden cinin kovulmasıyla hasta birisinin üzerine el koyup o hastanın iyileşmesiyle. Hasta olduğu için değil ama. Haleluya. Ve ben bunları görünce Rabben, Rabden istemeye başladım. 12 Kasım 1995'te İsa Mesih bana göründü ve beni hizmete çağırdı. Ondan sonra da bir iki ay içinde Türkiye'ye geldim. Şubat ayında 96'da hizmete başlamak için. Ve Rab'den istemeye başladım. Rab ben bu ateşi istiyorum. Ben bu kutsal ruh ve ateşle vaftiz olmak istiyorum. Nasıl suyun içine gömüldüm? Çünkü vaftizci Yahya diyor ki ben sizi suyla tövbe için vaftiz ediyorum. Suyla vaftiz olmuştum, tövbe etmiştim. Bundan emindim. Emindim. Ama diyor ki o sizi kutsal ruh ve ateşle vaftiz edecek. Kendime sorduğum zaman ben kutsal ruh ve ateşle vaftiz oldum mu? Düşünmen gerekiyorsa olmadın. <laughs> Olduysan evet kutsal ve ateşle vaftiz oldum. Bu ateşi içimde taşıyorum. Kutsal doldum diyebilirsin. <laughs> bir seferinde bir toplantıda insanlara dua ediyorum. Toplantının sonunda bir bayan geldi bana dedi ki ya pastor güçlü kusar ve ateşle ama bilmiyorum ben ben ateşi aldım mı acaba? Yani sen dua ettiğin zaman avucumun içi şöyle acık gıdıklandı. Karıncalandı. Ateş bu mu? Dedim sorman gerekiyorsa değil. Çünkü ateşi aldığın zaman sen de bilirsin. Yanındaki de bilir. Arkandaki de bilir. Her şey, herkes bilir. Çünkü patlayıcı bir güç. Dinamit patlıyor içinde. Amin. 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 Bir yerde bir patlama olduğu zaman bomba mıydı o diye sormuyorsun. Patladı kaçın. Herkes duyuyor. Herkes biliyor. Ortam değişiyor. Sen de içinde o dinamit gücünü, patlayıcı gücü alınca değişiyorsun. Her şey değişiyor. <gülüyor> 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 Ve Pentekost günü. Elçin İşleri birinci, ya ikinci bölüm birinci ayet. Pentekost günü geldiğinde, Onlar için belli bir gün gelmesi gerekiyor. Pentekos 50. gün demek o kadar. Yani direkt anlamda 50. gün demek. Yani İsa Mesih'in çarmıha gerildiği gün fısıhtan sonraki 50. gün geldiğinde bütün imansızlar Pardon yanlış mı okudum? Evet. Düzeltin ne diyor? İmanlılar. Ha, i̇lginç bir şey değil mi? İmanlılar iman etmişlere diyorlar ki sen iman ettin kutsal ruhu aldın o kadar. Hayır yeni doğuşu aldın. Ama kutsal ruhla vaftiz olmak başka bir şey. Bak oku gör. Bütün imanlar bir arada bulunuyordu. Ansızın. Herkes ansızın desin. Ansızın. Rabbin ansızınlar için her zaman hazır olmalıyız. Güçlü bir yani dunamist dolu bir rüzgar. Yine aynı kelime dinamist dolu bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi. Gürültü patırtı oldu yani. Kusaro sessizce gelmedi. Gürültüyle geldi. Ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ama Rab binaları doldurmak istemiyor. Rab insanları doldurmak istiyor. Rab burayı dolduruyor ama seni dolduruyor mu? Seni doldurması için senin de yüreğini açman lazım. Sonra diyor ateşten dillere benzer bir şeylerin tam olarak tanımlayamıyoruz ateşten dillere. Çünkü ateşe baktığın zaman o ateşin alevleri diller gibidir değil mi? Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp yani demek ki bir noktadan geldi o ateş ve dağıldı. Amin. Ne diyor? Her birinin üzerine indiğini gördüler. Her birinin kafasında Amin. Dalgalanan alevler vardı. Her kafaya bir ateş. Haleluya. Ve sonuçta ne oldu? Üzerine indiğini gördüler. Görünen bir şey. Ve imanlıların yine kim? İmanlıların hepsi. Bazıları değil. Böyle bir Yanlış öğreti de var. Bazıları kutsallığı da olabilir, bazıları da olamaz. Niye? Tanrı insanlar arasında ayrım mı yapıyor? Sana gücü vereceğim ama seni zavallı gibi zayıf bırakacağım. Hayır öyle bir şey olamaz. Herkese aynı fırsatı, aynı gücü veriyor. Aynı kutsal ruhu veriyor. İmanların hepsi kutsalla dolar. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. Dolmalarının da bir işareti oldu. Bir belirtisi. Bilmedikleri dillerle konuşmaya başladılar. Kutsal kitap insanların ve meleklerin dilleriyle konuşmaktan bahsediyor. Göksel diller. Aklınla öğrenmediğin, eğitimle öğrenmediğin bir dil. Amin. Amin. Bir anda ansızın bilmediğin bir dili konuşmaya başlıyorsun. Ruhsal bir dil. Kafanın anlamayacağı bir dil. Diyeceksin neden? Neden dillerle konuştular? Çünkü diller karışmıştı. İtaatsizliğin, lanetin, cezanın belirtisi olarak Rab Babil Kulesi'nde dilleri karıştırdı. Ulusları ayır, ayırdı. Burada ise her ulustan, her oymaktan, her dilden kendine yeni bir kilise, yeni bir aile kurmak için insanları, dağılan insanları topluyor. Zaten birçok insan Yeruşalim'de toplanmıştı bu olduğu zaman. Lanet kaldırıldı, bereket geldi. Neydi o bereket? Kutsavla dolma bereketi. Amen. Ve artık dillerle konuşmaya başlayınca insanlar ruhun konuşturduğu dillerle aramızda ruhsal bir bağ oluşuyor. Farklı diller bile olsa dünyasal diller, ruhun dilleriyle konuşan insanlar ruhta birleşmiş oluyor. Ne güzel değil mi? Ve ben Rab'be yalvarmaya başladım. Rab ateşini istiyorum. Hizmete başladığım ilk ayda. Çünkü biliyorum çağrıldım ama donatılmadım henüz. Bir, bir, şey eksik. Hala arıyorum o ateşi. Ateşi istiyorum. Kusarı ve ateşle olmak istiyorum. Dillerle konuşmak istiyorum. O gücü almak istiyorum. Çünkü bir çağrım var. Hizmet etmem lazım. Bir oturma odasında Rabbe Rab'den ateşi isterken Kilisede değil çünkü kilisede bulamadım ya. Kendim arıyorum, istiyorum. Ansızın. Rab gücünü ver! bağırıyorum. Derken sanki bir anda birisi bir kova benzini aldı ve üzerime döktü. Ve başımın tepesine bir kibrit çaktı. Püf! Anında başımın tepesinden ayaklarımın ucuna kadar kutsal ruhun ateşi bütün bedenimi bütün iç varlığımı kemiklerimin içine kadar işleyecek şekilde üzerime indi. Diyeceksin pastör nasıl bir histi? Şurada bir elektrik fişi var. <laughs> Git onun kapağını sök. İki parmağını al ve fişe tak. Sanki bir anda üzerime yıldırım düşmüş gibi oldu Cenk. 10 bin voltluk elektrik akımı sanki bütün vücudundan geçiyor ama beni öldürmüyor. Çünkü 10.000 volt seni çarpsa ölürsün. Ama öyle bir his ama aynı zamanda korkunç bir his değil. Acı da veren bir his değil. Çünkü içimden bir anda diri surmakları akmaya başladı. Ağlıyorum, gülüyorum aynı anda. Ve <laughs> ağzımdan Bilmediğim diller çıkmaya başladı. Ama nasıl? Dilim yanıyor. Dilim yanıyor. Dilim elektrikleniyor. Sanki dilim mermi gibi ağzımdan fırlayacakmış gibi oldu. Ve bir anda bilmediğim dillerle konuşmaya başladım. Pohra kasa katatarama Ne oluyor bilmiyorum. Artık ayakta duramıyorum. Çünkü o kadar büyük bir güç var ki üzerimde. Diz, diz çöktüm. Yüzümün üstüne kapandım. Ve tir tir titriyorum Tanrı'nın gücü altında. Tir tir titriyorum. Ve aklım devre dışı kaldı ama ilginç bir şey oluyor. 45 dakika boyunca aklımdan geçen tek düşünce. Neden güneş neden güneş oturma odasının içine girdi? Çünkü önümde güneş vardı ve güneşten çıkan ateşler bana çarpıyor ve bedenimden geçiyor. Bana çarpıyor, bedenimden geçiyor. Görüyorum o alev topları geliyor, çarpıyor. Ben diyorum niye güneş önümde? Aklım aklım yerinde değil gibi. Çünkü artık tamamen bedenim, vücudum, her şeyim ateşle yanıyor. Aradan 45 dakika sonra artık Rab ateşini gönder demiyorum. Rab ateşini gönderdi sanıyorum öleceğim. Çünkü sanki vücudum parçalanacakmış gibi bir his. O kadar bir güç ki kollarım kopacak gibi hissettim kendimi. Dedim Rab dayanamayacağım artık. Ve o Rabbin gücü üzerimde hafifledi. Ve ben o ateşi bir hafta daha böyle hissettim. Bütün vücudumda o kusavrun ateşinin böyle elektrik gibi dolaştığını hissettim. Birkaç gün sonra hayatındaki ilk büyük mucizeyi gördüm yani hizmetim aracılığı. 17 yaşında Müslüman bir kızı, burasında limon kadar bir tümör vardı. Elimi koyduğum zaman tir tir titmeye başladı. Elim yanmaya başladı, o da yanmaya başladı ve tümör kayboldu. Kusarın ateşini almak bir şey, bir de ateşin senden akması başka bir şey. Kutsal ruh ve ateşle vaftiz oldum ve hizmete o şekilde başladım. O günden beri en büyük isteğim herkesin bu kutsal ruh ve ateşle vaftiz olması. Çünkü biliyorum o kadar gerçek bir şey ki. O kadar gerçek bir şey. Hayatını değiştiren bir şey. O günden sonra asla aynı olmuyorsun. İsa de dedi, yarış elinde bekleyin, hiçbir şey yapmayın. Kutsal gelene kadar bir şey yapmayın. Kutsal gelişiyle aslında kilise başladı. Çünkü bu Pentekost günü ilk kilise toplantısıydı. Yeni Antlaşma Kilisesi'nin ilk toplantısı. Bir arada bulunuyorlar, dua ediyorlar ve kusar geliyor. Hayır. Ve o gün müjdeyi duydukları zaman 3000 bin kişi iman etti. İsa'nın göründüğü 500 kişiden kala kala 120 kişi kalmıştı 10 gün sonra. 40 günden 50. güne kadar. Ne oldu? Bazıları bekleyemedi. 380 kişi bekleyemedi. Biri futbol maçına gitti. Öbürü Facebook'ta mesajlaşıyor. <laughs> Diğeri tuvalete gitti. Biri işe gitti. Biri başka bir yere gitti. Bekleyemeyenler ayrıldıktan sonra bekleyenler yani tamamen yüzde yüz gelişine ve Kusaru almaya odaklanmış olanlar o odada bulunmaktaydı. Aklı başka yerde olanların aklı onları başka yere taşıdı. Ama aklı kutsal olanlar hiçbir yere gitmedi ve beklediler. Bir adam geldi İsa'ya dedi, seni izlemek istiyorum. İsa tamam gel izle ama dedi ilk önce gidip babamı gömeyim. İsa yoluna devam etti. Bırak ölüleri kendi ölülerini gömsünler dedi. Bize belki acımasız geliyor ama İsa'yı izlemenin bir bedeli var. Dünyasal şeyler bizi başka yönlere çekiyor kardeşler. Bazen dünyasal kaygılar, dünyasal düşünceler başka yöne çektiği için aklımızı takip ediyoruz, yüreğimizi takip etmek yerine. Yüreğimiz kutsal ola dolmak istiyor ama aklımız başka yerlerde olunca İkiye bölünmüş oluyorsun. Gerçekten Rabb'i izleyeceksen ruh, can ve beden olarak tüm aklınla, tüm bedeninle, tüm gücünle, tüm kalbinle Rabb'i izleyeceksin. Amin. Amin. Haleluya.